Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda eskiden resim defterlerine çizdiğimiz tarzda araba, yani basit bir araba çizimi yapacağız Flash'ta. Şöyle rectangle tool'umuzu seçtik arkadaşlar. Dolgu rengini yok dedik. Çizgi rengi siyah ve kalınlıklarına hiçbir şey elemedik. Normal standartlarda geliyor. Şu şekilde bir tane dikdörtgen çizdim. Üstüne yine bir dikdörtgen çizdim. Ama bu biraz küçük oldu. Ctrl Z ile geri geldim. Daha büyüğünü şu şekilde tasarladım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra Line tool'u seçtim arkadaşlar. Şu üstteki dikdörtgenin köşesine tıklayıp klavyeden shift'e bastım ve dümdüz gittim. Aynı şekilde buraya şu tam kesişim noktası iki dikdörtgenin köşesine tıklayıp shift'e basılı tuttum ve line aracını ileri doğru mouse'la ilerlettim. Şimdi fazlalıkları sileceğim. Şu fazlalığı sildim. Delete. Delete. Klavyeden delete'ye basıyorum. Sildikten sonra şunun aynısını arkadaşlar şu içine çizmem lazım. Biraz yakın çalışayım. Line tool'u seçtim. Şuradan tıklayıp klavyeden shift'e basılı tuttum. Şöyle geldim. Burası ideal. İleri gittim. İdeal. Bu şekilde bitirdim. Yine fazlalıklarını sileceğim. Fazlalığı tıkladım delete. Tıklayıp delete. Tıklayıp delete yaptım. Gördüğümüz gibi arabamızın şasisi hazır gibi duruyor. Ne sıkıntı var? Şu ön kaputla arkası biraz kısa gibi geldi bana. O yüzden bunu nasıl uzatırız? Hemen yine rectangle tool'u seçtim. Şuraya tıkladım. Şöyle. Şu şekil bıraktık. Şimdi sıkıntı ne burada? Şuranın ölçüsünün aynı olmaması. Aynı değil şurası. O yüzden şurayı sildim. Şurayı sildim. Şuradan kesişimden çizgi tıklayıp klavyeden shift'e bastım ve dümdüz gittim. Delete. Delete. Şu an şey olarak aynı. Hani yükseklik olarak uzunluğu aynı oldu. Şurayı fazla tıklayıp sildim. Şu arkasını da hafif uzatmam lazım. Orayı da hemen uzatayım. Şöyle. Şu kadar yeterli. Demek ki sıkıntı burada oldu. Şurasını hedef noktası seçtiğimiz için aynısı oldu. Fakat şu üstü tıklayıp şuradan şu kesişim yerine tıkladım ve shift'e bastım. İleri doğru seçtim. Sileceğim fazlalıkları. Hemen bunları sildik. Tekerleği nasıl yaparız? Hemen size onu göstereceğim. Şimdi tekerleği ben şu alanda yapayım, boş bir yerde. Birinci yuvarlağımı çizmek için yine shift'e bastım çünkü elips şeklini almasın diye birinci yuvarlağımı çizdim. İkinci yuvarlağımı yine şu üst taraftan başladım. Biraz fazla üstten başlamışım. Şuradan başladım. Şu şekilde bıraktım. Yani şöyle aşağı doğru kaydırdığımız için yukarıdan seçeceğiz. Şu Ctrl Z ile geri aldım size göstermek için. Şurayı şöyle yaptık. Şöyle yukarıdan seçtik gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesini sileyim, gerek yok. Şu şekilde fazlalık kalan yerde sildim. Şunu çizdiğimiz teker şeklini CTRL'ye bastım ve yukarı doğru çıkardım. Şu şekil burada olsun dedim. Bıraktıktan sonra yine CTRL'ye basılı şekilde arkaya doğru geldim. Arkaya doğru sürükledim. Şöyle. Şu tasarımımızı siliyoruz şu aşağıdaki. Ortayı sildik. Ortayı sildik. Çamurluk için fazlalığı sildik. Fazlalığı sildik. Buraları. Pardon. Ctrl Z. Ctrl Z çok işimize yarıyor. Şu köşeleri fazlalıkları siliyoruz arkadaşlar. Şurada bir sıkıntı var. Oraya yakın çalışalım. Gördüğünüz gibi. Bunu ne yapacağız? Hemen şöyle uzatıvereceğiz. Yani Selection Tool'u seçip hemen uzattım orayı. Kesiştirdik. Kesişim olmazsa silmedi. O yüzden. Aynı şekilde burada da var sıkıntı. Hemen yakından bakalım. Gördüğümüz gibi. Hemen Selection Tool'u seçtim. Kesişmesini sağladım. Fazlalığı sildim. Fazlalığı sildim. Şu taraftaki fazlalığı sildim. Hemen çalışmamıza bakalım. Arabamız bu şekilde de hazır görünüyor. Hemen ufak tefek eklemeler yapalım hemen şuraya. Hemen bir tane far çizelim. Şuraya da far gibi bir şey çizelim şöyle. Ne yapabiliriz? Anten yapabiliriz. Arabamızın anteni bulunsun. Arkaya şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğümüz gibi araba tasarımı hazır basit bir şekilde. Bu arada muhabbet kuşu coştu. Hazır. Şimdi hemen bunu boyamaya başlayayım. Videomuzun uzunluğu fazla olmasın. Arabamızın rengi ne renk olsun? Yeşil olsun. Camı boyadık. Farı hemen kırmızı yapalım.
Aşağısını biraz. Turuncu yapalım. Bu da pembeye kaçtı. Turuncu yapalım. Tekerlekleri gri olsun. Şurası da gri olsun. Gördüğümüz gibi basit bir araba çizimi nasıl olur onu gösterdim. Hemen hızlı bir şekilde çizdik. Kanalımızı takip edip bize abone olmayı unutmayın. Yeni dersler gelecek. Herkese iyi.